Star Trek yolculuk devam ediyor. Bugün yine seçtiğimiz bir bölümle karşınızdayız. Başladık. Önce dedik ki nasıl başlayacaksınız. Sonra ilk bölümü konuştuk. Şimdi de seçtiğimiz e, diğer bölümdeyiz ve bu bölümün adı da Naked Now. Naked Now aslında e, ilk başta bunları seçmeye çalışırken yanlış hatırlamıyorsam senin çok heves etmediğin bir bölümdü. Benim de heves ettiğim. Abi şöyle. Ama evet, tartışmalı yani, olduğunu ha. bilmediğim bir bölümde. <laughs> Evet yani çok heves etmedim derken yani bana bir tane Star Trek bölümü söyle deseler Snake Now. Yani herhalde <laughs> en son aklıma gelecek bölümlerden bir tanesi olur. Ee, ama şimdi şeye de baktım bizim ilk videolara gelen yorumlara da baktım. İnsanlar zaten biraz ya Star Trek'e başlayacaktım. Hani sizin de girmeniz vesile oldu tarzıyla bizim seriye girişmişler. O da beni mutlu etti. Bu da çünkü şey demek. Yani zaten deposunda duruyor ya bu Next Generation. Evet. Muhtemelen biz ilk sezonu bitirdiğimizde millet 8 sezonu birden bitirmiş olacak Allah bilir. Ee, o yüzden aslında insanlar izlediği halde artık bunu konuşuyor gibi olmak bana mutluluk veriyor. Naked Now'ın şöyle bir durumu var. İnsanlar izledikçe fark edecektir. Naked Now gibi bir bölüm çok nadir geliyor Next Generation'a bundan sonra. Ha. Ee, biraz tonunun oturmadığı, biraz böyle ne yapıyoruz abi şu an biraz kıçımız başımız mı oynuyor bizim? <laughs> Filan gibi bir bölüm. Ama bir yandan boş ya da kötü bir bölüm mü dersen. Yani bazı cringe kısımları var bölümün. Onun dışında yine kötü bir bölüm değil. Yani bölümün sonunun çözülüşü ee, falan güzel. E, bunun tartışmaları da iki, iki tane şeyden çıkıyor abi aslında. E, oyunculara sorarsan oyuncuların hiçbiri daha sonra canlandıracakları karakterleri canlandırmadıkları için çok mutsuzlar Naked Now'da. Evet. Yani çok hani anladın mı şu an bu bölümü bizle beraber izleyen arkadaşlar için ileride dikkat etsinler bu karakterler böyle olmayacaklar. Yani bunların hepsi farklı bir yere gidecek böyle. Ee, bu bölümde böyle işte ne bileyim doktor böyle işte biraz da şeyin etkisiyle böyle millete azdıran işte sıvının etkisiyle işte böyle kaptan bilemiyorum falan, burayı açmaca. İşte kaptan Picard böyle hıms hıms yani. <laughs> <laughs> Patrick Stewart'ın oyunculuğu falan değişiyor böyle oğlum adam oha switch değiştirdi falan diyorsun ya. <laughs> Evet onlar falan keyifli canım bu arada yani Gates de öyle bu arada doktor doktor takılıyor sıvıyı alınca böyle bir anda ah bilemiyorum kaptan falan havaları. <laughs> ya böyle daha ikinci bölümündeyiz dizinin mesela bu dizinin unutulmaz laflarından bir tanesi fully functional anladın Aha, mı yani, evet. <laughs> e, yani şey çok ilginç geliyor bana Star Trek The Next Generation külliyatına girip çıkan insanlar için çok komik bir takım mimler aslında hep bu bölümden çıkmak Fully functional onlardan bir tanesi. Yani bugün hala bir sürü yerde ne bileyim benim kurgu hikayelerinde veyahut da bilgisayar oyunlarında falan şeyi görürsün yani. Hani bir robota böyle bilmem ne yani fully functional muhabbeti hep şeydir böyle hani <laughs> Robot versiyonu gibi. <laughs> Ve yani bunun böyle the next generation çünkü sonradan çok böyle bilim kurgu konusunun ağır bir yere oturacak ya. Böyle bir bölümü olması arada insanı çok ilginç geliyor. Hoş bundan sonraki gelecek olan ama bizim konuşmayacağımız bölüm olan Code da aynı şekilde. Evet. bacım siz o dönem ne yapmışsınız bölümleri bunlar biraz. Ama Code of çok kurtaran bir şey yok mesela. Code of Honor bayağı şey uzay Afrikalılarla tanıştık ve uzay Afrikalıları normal Afrikalılara benziyor. Ve hadi bakalım bir sonraki bölüm falan tarzı. Naked Now daha bir farklı farklı. Sen nasıl buldun abi bölümü? Neler düşünüyorsun İyi. bölümle ilgili? İlk izlediğinde dedim mi lan ne oluyor bu böyle bir dizimi dedim mi yani? <laughs> ya bir şey değil mi? Ben aksine e, aslında ilk iki bölümü tamamlayıcısı gibi gördüm. Neden? Yani şeyden Encounter at Firepoint'de hani orada dedik ki bir arınma var vesaire diye. Aslında ilk başladığı noktada hep böyle evet, o cringe hissediliyor. Ne oluyor oğlum? Niye herkes e, tuhaflaştı? Evet tamam okey. E, bir madde etkisi altındalar. Fizyolojik şeyler değişti, zihinsel bir açıklık yaşandı. Tamam falan ama bir noktadan sonra şuna dönüyor abi işte Wesley e, Junior şeye bağlıyor böyle. Abi işte beni kimse kabul etmiyor ama bak kendimi kabul ettirebilirim. Rahatlığına gelince böyle ortalığı katıp karıştır ama mühendis bilgisiyle. İşte Taş'a diyor ki ya ben çocukken tecavüzcünün elinden kaçtım başıma bir sürü şey geldi. O yüzden böyle sert bir kişiliğe dönüştüm aslında. Bak hani bunlar olmasa belki böyle biri olabilirdim. Hani hep böyle bir şey gibi geldi bana sonlara doğru karakterler. Başlarına gelen şeyler olmasaydı ya da hayatları şu günkü hale gelecekleri şekilde gelişmeseydi ne olurdu? Ne rahatlıkta yaşayabilirlerdi de işte zihni rahatlatmak o istedikleri kişi olmalarını sağlıyor mu gibi bir noktaya getirdi benim için. Dedim lan öyle olursa iyi. Hani böyle düşününce iyi. Ama işte bunun tek bir cümlesi de Taşan'ın cümlesi. Biraz da Vezdi'nin. Diğerleri hep böyle biraz daha abi oynaşıyor muyuz? Bakayım senin memiş dolar da iyiymiş falan e, döndü. Hmm. Keşke o işte iki karakterde verdikleri diyalogları biraz daha özenli yazsalarmış diğerlerinde de. O zaman bu bölüm istediğim kıvama gelmiş. Ben o yüzden biraz da bu bölümü almak istedim. Biraz fırsat kaçmış diyebilirim yine bu bölüm için. <laughs> daha güzel yapabilirlermiş ki zaten çakma Konusuna çok takılmışlar. Ee, Orijinal hmm. serizdeki Naked Time'la bir grup şeydi yani kendi içlerinde de yapım ekibi de yani çakma değil hani biraz daha saygı duruşu hem karakterleri bir tanıtalım istedik diyorlar. Bir kısmı ki, yok lan çakmışız işte kötü olmuş falan diye böyle bir tartışma çıkmış o dönem için. Ya şöyle bir durum var. Ee, tabii Gene Roddenberry eski dizinin de başında bu yeni dizinin de başında. Şimdi o dizinin de yöneticisi o. Bu dizinin de yöneticisi o. Kim kimden çakıyor diye sorarlar adam yani Çakma olmadığı açıdan çok belli de. Millette şey bir eleştiri olmuş. Abi Next Generation dedik daha ikinci bölümümüzden eski bölüme gönderme yapıyoruz. Yani Heh, biz böyle ro Star Star Wars Rogue One gibi ömrümüzü mü yaşayacağız demişler ki bence çok önemli bir eleştiri. Ee, yani bugünün bir sürü dizisinde filminde aman abi nostalji bak hatırladınız mı? Hatırladınız mı? Bak işte şey falan var ya abi, çünkü Rogue One'da işte sokakta yürüyorlar Rogue One'da bir an şeyi görüyorsun. Rogue One o açıdan çok kötü. Star, Star Wars'un ilk filminde Star Wars kantinada gördüğün bir tane anladın mı? Tatooine'deki meyhanede gördüğün bir tane adamı Rogue One'da da görüyorsun böyle tamam mı? Yani niye orada o herif? İşte abi çünkü önceki filmlerde gözüküyor. Nostalji yani. Abi. Evet yani Star Trek Star Trek'in kötü işleri bu nostalji şeyine çok düşmüştür. Star hmm. Trek'in kötü işlerini ayrıştırmak kolaydır. Başında Netflix ya da J.J. Abrams imzası varsa Star Trek'in kötü işlerini hemen bulabilirsiniz. <laughs> Dikkat et giriyorsun onlara hemen. Girdiğin anda şeyi fark ediyorsun. Ha evet işte bak Spock'ı getirelim bilmem ki bir getirelim. Yani eskiden ekmek yiyelim çünkü yeni bir şey yazamıyoruz. Star Trek Next Generation yazılırken öyle bir dönemdeyiz ki överek söylüyorum. Adam şey diyor abi biz bu bölümü yaptık ama eski bölümlere benzedi bu iş böyle olmaz diyorlar o zaman. Anladın mı? Şimdi Abi şimdi çaresiziz. Bari Palpatini diriltelim. <laughs> Yılındayız artık. 2020 senesinde Allah kahretsin. O, da o, üretim kadar, o kadar yokluk. Kurs. Ha o kadar yokluk, o kadar çaresizlik, o kadar zih, zihinsel kıtlık içerisindeki Hollywood 80 sene önce ölmüş adamı dirilterek falan bir yerden ekmek yemeye çalışıyor. Naked Now gibi Star Trek Next Generation'ın çok beğenilmeyen bir bölümünde bölümün aldığı en ciddi eleştiri eskinin ekmeğini yemeye çalıştığını size yakışmadı. Yani şey gibi geliyor bana. Yani günümüz ve Cumhuriyet'in ilk yılları falan gibi bir fark var orada böyle anladın mı? Şey varmış ya eskiden hani böyle işte bakana işte şey gelirmiş çocuğunu okutmaya kendi cebinden para yetmediği için çocuğunu okutamazmış falan böyle Tabii. dramatik hikayeler okurduk ya eski insanlarla ilgili. Artık Şimdi kalmıyor. böyle hamurduru sapıyla gömüyor millet. <laughs> böyle bir yani bu bölüme gelen eleştiri de o ha. Daha sonra biraz daha feminist bir dilden eleştiri geldi bu bölüme birkaç kere. Hı hı. Onlar da süper haksız değil ama çok da şey değil. Ya bu bölümde biraz milletin e, baştan çıkması hep kadın karakterler üzerinden işlenmiş ya. Hemen evet, güvenlikçi avay. abla seksi gibi yapıyor kendisini. İşte e, hemen şey oradan geliyor. İmza dişi öyle oldu böyle oldu. Ims oluyor. Doktor hemen böyle bir iki tane düğmesini açıyor falan. E, yani bir yandan da düşünüyorum. Şöyle bir şey var. Yani bu, bu kadronun şu an hani 4-5 tane erkekse de 3 tane kadın üzerinden anlatmak sanki böyle şey gibi değil de bak karılar azıyor erkekleri baştan çıkarıyor gibi bakış açısı değil de sanki zaten hani karakter ile alakalı bir şeymiş gibi geliyor. Çünkü ya. Hı -hı. yani anladın mı? Laforge gidiyor, Wesley gidiyor, e, zıplayacak, e, Data'ya zıplıyor zaten. Data hemen robot haliyle maymun oluyor. Bak FBI'dan geldiler görüyor musun? Rezil olduk. Neyse <laughs> ben gidip kapıya bakmam lazım. İki tamam, dakika tamam sorun değil. Senin dediğin gibi yani, e, samimi Star Trek videosu devam ediyor. <laughs> Neyse Sungur kapıdayken ben de videoda boş tutmayayım sizi. Çünkü şu anda hiç e, buna kat yapasım yok. Ben bölümle ilgili şimdi birkaç bir şey daha ekleyeceğim ama... E, ...özellikle de hani feminist konuyu Sungur yokken birkaç bir şey söyleyeyim. Aslında Taşa tarafında feminizm eleştirisi yapmayı engelleyecek diyaloglar var işte o başta söyledim yani onun küçüklüğünden gelen o baskıdan yaşadıklarından tecavüzlerinden kaçmasından dolayı baskıladığı ve değiştirdiği bir kişiliği var bunu güzel yazmışlar ama gerisi yok işte ya da işte Wesley'nin dediğim gibi Wesley çocuk olduğu için işte deke giremiyor dışlanıyor aslında akıllı ama ona önem verilmiyor imajı var ki bu hepimizin çocukluğunda yaşadığı şeylerdendir yani işte ya yani beni dinlemiyorlar. Ben de bununla ilgili fikrim var. Söylemek istiyorum ki hepimiz o dönem Hello. fikirlerimizi. Ha sen yokken ben de kendi kendime anlatıyordum abi. Hiç kat yapasın gelmedi videoya çünkü. <laughs> İyi ettin. Sus sebilim sus, gelmiş benim de yani. Kusura bakmayın saçma sapan. Şey, Korona günlerinde tuhaf saatlerde kargo geliyor insana. Buyurun. Şey diyordum ben de işte. hani feminist taraftan eleştiri, yani taşa tarafında e, onun baskılanmış ve tecavüzcülerden kaçan geçmişinden dolayı olan kısım legalize ediyor. Anlıyorsun. Ya da işte Wesley'nin... bizim de yaşadığımız gibi çocukken fikirlerimizin ...iplenmemesi durumu. Okey, bunu da anlıyoruz. O yüzden feminist eleştiri burada evet hani Taşa karakteri dışında çalışır. Katılırım ama Taşa karakteri bence dengeleyen ve e, burayı toparlayan bir durum. Zaten Roddenberry... şunu demiş. Benim amacım aslında hızlıca karakterleri tanıtmaktı. Hani geçmişini Hı -hı. ve şey, geleceğini hani Tamam gideceği yeri çok söyleyemeyiz ama hani bunlar böyle tipler. Bunları yaşamışlar, bu olmuşlar. Bunlar olabilirler de olamamışlar demekti. O yüzden hani, Bence akıllı bir yöntem bir... bu arada. Yani hızlıca böyle karakterlerin kendini bozmuş hallerini de görüyorsun anladın mı? Hani bunun da bozmuş hali bu diyorsun. Aynen. Bozmuş halleri de sempatik karakterlerin. Yani kimin ne hırsı var ne hedefi var onu görüyorsun. Bence hızlı bir pozisyonlama. Ama onun dışında dediğim gibi işte şey gibi mimleri de doğurdu yani. Fully functional falan gibi böyle <laughs> mimleri de doğurdu do Doğur, doğurdu. Ee, Delis Crosby buradaki elbisesiyle mesela bir sürü insan hala kendisini hatırlar taşa. Öyle evet. meşhur oldu. Ee, bence öte yandan hani şey hemen kadın karakterleri azdırarak hikaye anlatıyorlar gibi bir eleştiri alacak bir bölüm olsa e, mühendisliğin başındaki ablanın da gayet efendi gibi işini yapıp konuları evet. çözdüğü detayını da atlamamak lazım. Ama daha tabii kadro oku, oturmadı. Kadro oturmadığı için o ablayı ilerleyen bölümlerde bir daha görmeyeceğiz. Mesela böyle ilginç detaylar var. Ha evet onları ee, soracağım. Yani bu dizinin ilerleyen kısımlarında yeni ve kalıcı karakterler girecek mi daha? Görecek miyiz? Tabii. Vay güzel. Ee, ama böyle bir yani ilk, ilk sezon bilhassa bazı böyle çıkan ve sonradan hiç hatırlamadığın karakterler de olacak. Mesela bu bölümde işte dediğim gibi makine dairesinden daha doğrusu mühendislikten sorumlu ablanın işte gayet bölümü taşıyıp sonra bir daha hiç kayıp görünmeyecek olması <laughs> falan gibi böyle yavaş yavaş herkes e, yerine geçiyor. Şey kısmı onun dışında güzel yani yine bir klasik Star Trek bölümü. Gizemli bir gemi keşfediyorlar kendi eski filolarından yani sesler kesiliyor. Gidiyorlar orada tuhaf bir şeyler yaşanıyor. ilginç olaylar yani hep şey söylemiştim ya, yani bilim kurgu bilim kurgu deyince böyle millet şey bekliyor. Aman abi bilim kurgu biz anlamayız falan. Yoklar işte gizemli olaylar oluyor millet çözmeye çalışıyor bunu yani iki dakika gitti de doktor ha, eski kayıtlara baktım eski kayıtlardaki tedavi çalışmadı yeni tedavi bulmamız lazım dedi diye abi anlamadık çok karışık falan <laughs> bence bu hikayeler? Yani, ya evet yani akıllı hikayeler yani akıllı hikayeler sürekli bir patlama olmuyor e ama al işte cinsellik de var kardeşim yani daha ne istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> ya vallahi dersen ki e... Şimdi bu seride çok fazla Star Wars kıyasına girmek istemiyorum. Yılların e, hmm. klişesine düşmek istemiyorum ama kadın karakteri ikonlaştırma ya da kadın karakteri kullanma diyorsak Padme'yi ve işte e, çab, e, şeyin yanındaki çab, neydi ya meşhur kıyafeti. Çabi. Çabi miydi şeyin? Yok lan. Çabi <laughs> <Chubby gülüyor> değil mi? Padme, Padme mi? Kim? Leia. Ha Leia'nın Leia'nın ya Leia'nın. Üç tane karakter var abi. Sana. Hepsi birbirine girdi. <laughs> Leia'nın o meşhur kıyafetiyle işte e, hmm. bizim mafya abinin adı neydi ya? Yaratığın adını unuttum. Star Hat. War. Ha ha Jabba'da Ca Hat. Hutt'ın yanındaki işte bomboş durduğu böyle seks kölesi gibi yapıldığı daha ikonik sahnelerle kıyasla buradakiler bence çok masum kalıyor yani. Hani yapacağım tek kıyas da bu olacak Star Wars'ı. Bir daha yapmayacağım ama. E, hani tabii tabii ama ben sana şöyle şey. söyleyeyim. Ama bak işte böyle bir eleştiri Starter'a çok rahat getirebileceğimiz bir nokta olacak. Abi ilerleyen bölümlerde şeye dikkat et. Ee, hep de kızın ismini unutuyorum. Taşa mı? Yok öteki zihin okuyan kızın ismi neydi ya? Ha şey e, Troy, Dayana Troy. Ha Dayana Troy'un şeyine ne yakasına dikkat et abi o yaka sürekli ufak ufak aşağı. Ha, açılıyor. Aşağı mu? <laughs> evet evet böyle bir ısınıyor herhalde şey anladın mı? Kızın eteği <laughs> kısalıp sürekli burası açılmaya başlayacak. Haydi. Ee, sonra ama bir sezondan sonra da şey oluyor. Oğlum oh, biz ne yapıyoruz lan falan deyip sonra geri gidecek gibi. <gülüyor> 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 Onu da bir anda yapmıyorlar yani, değil mi korkutmamak için? Ya çünkü orada biraz şöyle bir durum var aslında. İlerleyen bölümlerde illa konuşacağımız bir şey. Gene beri biraz 60'ların hippisi artık 80'lerde biraz fazla e, hippi kalıyor bazı konularda. Hmm. E ee, sonra zaten eee Roddenberry'den direksiyonu ikinci bir yazar grubu devralacak. Hani denk, gel denk geldiğinde o işi söyleriz. Yani yavaş yavaş ya Berman'lar falan denk al de şey alacak. O zaman dizinin tonunda bir değişme olacak. Ben mesela o yüzden hep şeyi söylerim. Star Trek izlemeye The Next Generation 3. sezon 1. bölümden başlamak ha. lazım derim ben. İlk 2 sezon zaten biraz şey. Güzel sezonlar ama 3'e geçince diyorsun ki, ha Okay. ha WoW olacağız. ya ee, yani. ya WoW ya olmuyor ama yeni geçtiği rotayı fark ediyorsun. Şimdi bu ilk iki sezon öyle o yüzden böyle biraz biraz Rodin bericiliğini ağır bastığı. Yani 60'ların hani böyle hip bir kafalarını diyorum ya abi Diana Troy 3 memeli yapmak istiyormuş o. Evet. 2 memeli yapmışlar. Ama işte biraz hani 60'lar jenerasyonu olduğu da içinde şey gibi bir durum var yani. işte kadının da memesi varsa var. Bacağı varsa var. Erkeğin de göğsü varsa Çok var. Canım. Yani böyle ileriki bölümlerde biraz daha görüşeceğiz, göreceğiz o şeyi. Yani fiziksel açıklıkla, bedenle yani biraz daha böyle zaten abi hepimiz çıplak olalım ve havada aniden tak diye çarpışarak devasa bir enerji kütlesine dövüşelim. Jenerasyonundan kalma olduğu için Rodun bu konularda biraz böyle şey aç bacı maç rahat ol short mod giyin ya rahat olun falan çiçek takın falan tarzı böyle. Bizim şimdi baktığımızda seksist dediğimiz şey o zamanlar özgürlük gibi biraz böyle bir altını da çizmek istiyorum. Yani ee, ama Diana Troy'un sürekli yakasının aşağı gitme detayı bence çok özgürlükten değil. Orada biraz şey demişler. Açalım abi al. <laughs> <laughs> Seyirci lazım falan. <laughs> ha, biraz ateş, ateş gelsin oradan demişler. Ee, çünkü mesela Taşa bu bölümde bu elbiseyle gözüküyor. Ondan sonra bir daha gömlek ceket her zaman yani efendi gibi işine bakacak. Ya Öte özgür... yanda ha. ha. bu bölümle alakalı bir de şey söylemek istiyorum. Data özelinden birazcık muhabbet dönüyor burada. E, data'nın data tamam robot android yani şimdi 80 senesindeyiz robottur androidtir falan bunların tartışması ne olduğu hala bilim kurgu giyiklerinin sevdiği bir şey. Şeyi görüyorsun yani. Hani adam diyor ki ulan hani sizin vücudunuzdaki sıvı bozuluyor e bizim vücudumuzda da sıvı dönüyor kardeşim gibi. Bir paralellik kuruyor. Buradan da şey anlıyorsun. Hani data böyle bip bap bop bir robot değil, değil yani böyle değil. kutu kutu makine değil. Biraz daha farklı bir yapısı var. E kendi simülasyona gidiyor orada zaten ya zaten data üzerinden devamlı bir e, insan olma çabası iyice yani e, daha mı tarih okuma ki tarihi çoğundan iyi biliyor i̇şte Uncle Sam göndermiş falan yapıyor ya bir bu bölümde mi yapıyordu başka bölümde mi yapıyordu? Bir sonraki zaten? bölümde bunu bir sonraki. geçen bölümde ha. söyledin daha olmadı bu. Ha tamam <laughs> ya işte ne bileyim e, işte simülasyona giriyor orada takılıyor orada işte bir kendine şey yaratıyor insan gibi bakmayı görmeye çalışıyor falan o yüzden data'nın evet Android'den çok böyle insan olmaya çalışan ne diyeyim çok mu klişe oldu? Pinokyo tarzı bir duruşu var. Yo, öyle öyle. Da. İlk bölümde şeyin de kendisine öyle takıldığı gibi. Hmm. Üçüncü bölümde miydi hatta? Bu bölümlerimizden bir tanesinde Ryker diyor ya. E hadi gel bakalım Pinokyo diyor. Bu da böyle ne Pinokyo'su ya evet. deyince. Şaka şaka mizah diyoruz biz buna falan <laughs> <yapıyor böyle. gülüyor> Ya tabii şey klişe ee, önemli. Bu bölümde şey biraz Wesley'nin altını çok açmışlar. İlerleyen bölümlerde birazcık kısacaklar ama Wesley biraz... Wesley abi bu dizinin dediğim gibi en tartışmalı karakterlerinden birine dönüşüyor. Hı -hı. Ee, onu da sen fark ettiğin ölçüde konuşamışım. Spoiler vermeyeceğim ben. Ama daha bu bölümden Wesley maşallah işte çekme ışını yapıyor, itme ışını yapıyor. Evet. Ee, dijital ses taklit eden deep web yapıyor, şey deep, deep, deep mind yapıyor, yani deep fake yapıyor, bir şeyler yapıyor. Daha hemen dur abi ilk bölümden Wesley inanılmaz güçlü çıktı yani. Biraz böyle bir sıkıntı var burada. Kaptan Picard'ın sesini taklit ederek şey yapıyor mesela tamam mı? Hani şey diyorsun lan koskoca Star Trek'te böyle bir yöntem daha önce denenmiştir ve buna karşı önlem alınmıştır herhalde diyorsun. Yoksa düşünsene yani Direkt ajanlık majanlık ya. hak getirir. Yapıştırır herkes yani gelir geçer. İleride biraz bunlara ayarlama gelecek yani. Kendi yaptığı hataları geriye dönük düzeltme huyu olan bir dizi Star Trek. Bir de abi Data'nın şu şey sahnesi benim hep hoşuma gidiyor. Abi işte bunları dizmemiz saatler alır falan. Yok ya Data halleder. Ha, çok o sahne başlıyor ya. Hep aynı şeyleri görüyoruz aynı dizi. <laughs> evet yani bir kere hızlandırıp kullanmışlar ama şey <laughs> ayrıştırmak açısından güzel oluyor ha ulan data hakikaten ona different level yani. ee, bir yaradık yani bir şey hoşuma gidiyor yani önce ekibe bir robot ekleyip sonra sadece robot edebiyatı yapmıyorlar Elif'in robot olmasının şeylerini de kullanıyorlar gücünü yani daha gösteriyor güçlü, daha hızlı evet. daha hızlı hesap yapabilen bir varlık olmasının üstüne de çok sık gidiyorlar yani. Ya işte o yüzden zaten karakterleri tanımak, güç sınırlarını. Ya Westy karakter evet dediğin gibi tartışma yaratabilir. Bu data tarafında. Daha değil, daha ya, daha yaratacak. Daha tamam, bir bakalım. Ama işte şeyden diyeceğim, burada bir ekstra bir zihin açıklığı veriyor ya onlara yani. Zihnin Hı -hı. zihin açıklığı vermiş yani Pirinci yutuyor yani, Okunmuş pirinci yutmuş olması. O yüzden ekstra da bir zihin açıklığı yaşıyor. Yani biraz potansiyelini de görüyoruz aslında hepsine yani datanın potansiyeli hep orada. Ama insanların hep belli şeylerle çıkıyor. Bu da güzel bir e kıyaslama aslında. Öyle yani benim bölümle ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Var mı ekleyeceğim bir şey? yo yani işte dediğim gibi yani senin de aslında söylediğin gibi karakterleri tanımak açısından yazılmış bir bölümdü. Bence güzel de tanıtıyor. Yani Picard neye endişe ediyor? Troy ve endişe ediyor. Wesley neye takılıyor? Riker neye takılıyor? Bunları görüyoruz. Riker mesela işte yalnız kalmaktan korktuğunu vurguluyor, Troy ile konuştu bir iki sahnede filan. Ee, ara geçiş bölümlerinden bir tanesi ama dediğim gibi en azından en azından e, fully functional söylemi için şeyimizi almamız gerekiyordu. <gülüyor> <gülüyor> e, playlistimizi almamız, almamız gerekiyordu. Gerekir, Bundan sonra ilerleyen bölümlerde de e, buna devam edebiliriz. Bu arada bu bölümleri izleyen arkadaşlardan bir tane de ricam olacak benim. Bölümlerin altına yazacak hiçbir yorum bulamazsanız, bölümden en sevdiğiniz repliği yazabilirsiniz. Bunlar hadi biriktirip ilerleyen bölümlerimizde. Güzel olur. Aynen. Her bölümde yapabilirsiniz arkadaşlar bunu artık. Karakterin adı ve repliği şeklinde yazarsanız hem birikir hem de altına sonradan izleyenler de gelip "Aa neymiş falan" diye daha da merak edebilir. Güzel olur. Okey o zaman bu bölümde bu kadar. Ee, yine bütün ikonlarımız işte listelerimiz, next videomuz, tavsiyemiz her şey şu an çıkıyor olması lazım. Çıktı hatta herhalde. Onun dışında yatay bakış dikey çakış devam ediyoruz Sungurun kanalda. Star Trek serisi de burada devam edecek. Bir sonraki videoda da görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz arkadaşlar.